İlimden medeniyete <laughs> kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle buluşmaktan mutluyum. Geçen hafta İbrahim Gülşen'i Hazretleri'ne anlatıyorduk. Efendim e, kayıtlarda onu anlatan kitaplarda İbrahim Gülşen'i Hazretleri Türk asıllıydı diyor. Tabi Arnavut asıllıydı. Makedon asıllıydı. Hırvat, Sırp asıllıydı. Bunlar Osmanlı'nın çeşitli Tarih kayıtlarında efendim, Sicilli Osmani'de e, mutlaka insanların aslı yazılmış 25-26 bin hem ilim adamı hem de ümera takımından yani idareci takımından komutanların hanedan dahil isimleri vardır. Sicilli Osmani, Türk Tarih Vakfı efendim, bunu e, bastırmış. Tabii... Onu yazan zat çok uğraşmış, çok emek vermiş ama bazı tarihi rakam hataları da oluyor. Ondan alınacak tarih bilgilerini yani sene tarihi, ay tarihi, gün tarihi bilgilerini başka bir yerden de sağlaması yapılırsa faydalı, faydalı bir yayın. Kim ne kadar nerelerde ne çalışmış. Esas bu Türk meselesini bütün gündeme taşıyan 1900 yılların başında Avrupa matbuatıdır, basınıdır, medyasıdır. Ve Balkanlardaki Osmanlı halkına Makadon, Bulgar, Yunan, Sırp, Karadağlı, Hırvat, Arnavut hepsine Balkan Türkleri dediler. Osmanlı kelimesini hiç kullanmadılar 1900 yıllardan itibaren. Meraklı araştırmacılarımız böyle emeğine acımayacak şekilde ya ben bu işi keşke araştırsam diyenler o tarihlerde çıkan Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde ve diğer şehirlerinde de gazeteler çıkıyordu. İngiltere olsun, Almanya olsun, Fransa, İspanya, Portekiz neyse Bunların hepsinde çıkan gazetelerde, Amerika'da çıkan gazetelerde, Avustralya'da çıkan gazetelerde bu Osmanlı'nın Balkan halklarını Osmanlı'dan koparmak için başlatılan bir propagandanın bir propagandanın neydi? Temel taşıydı bu. Osmanlı yerine Türk demek. Anadolu'dan gelenlere Anadolu Türkleri Balkanlarda yaşayanlara da Balkan Türkleri diyorlardı. İki Türkleri birbiriyle kavga ettirmek için Osmanlı'nın iç isyanı çıkmış görüntüsü vermek için bunu uydurmuşlardı. Bir de Osmanlı askerinin onları bastırmada direncini kırmak için uydurmuşlardı. Ya bu da Türk, ben de Türk'üm kardeşim. Ve Makedonlar, Makedon çeteleri, o dönemdekileri söylüyorum. Şu andaki Makedonlarla Türkiye'nin ilişkileri gayet iyidir. Efendim Türkiye elinden geldiği kadar Balkan halkına her türlü yardımı TİKA denilen kuruluşuyla da sanat eserlerinin tamiri ve diğer ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları hususunda Türkiye koşturmaktadır. Onlara yetişmeye çalışmaktadır. İyi niyetini hep muhafaza etmiştir edecektir. O gün de etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci Murat Han, ondan önce babası olan ikinci Murat Han, Balkanlarda birinci Murat Han, Nibolu ve diğer Kosova muharebeleri sırasında ki orada şehit oldu. Hiçbir zaman Balkan insanlarını başınızı eğin, Kelime-i şehadeti getirmezseniz ben kellenizi uçuracağım demedi. Siz keferesiniz demedi. Hiçbir zaman. Hep onları tebaası bildi. Yani vatandaşı bildi. Ve Balkanlı ya dedi iyi ki bu Türkler geldiler Osmanlı geldi ya Osmanlı geldi biz rahat ettik ya tarlalarımızdan bereketli mahsulümüzü alıyoruz. Devlete verilecek vergiyi veriyoruz. Geri kalanı bizim. Öbür tarafta derebeyi mahsulümüzün yüzde yetmiş beşini alıyor. Yüzde yirmi beşini de sen öl, kal, ne yaparsan yap, idare et diyordu. Adalet geldi diye. Osmanlı ordusu Avrupa topraklarında ilerlerken birçok Balkan halkı Avrupa Halklarındaki şehirlerdeki insanlar kiliselerine kapanıp Osmanlı'nın zafer kazanması için dua ediyorlardı efendim. Şimdi ise bazı devletler sömürgecilik kanına işlemiş. Mutlaka bir yere gittiğinde oradan ben ne soyabilirim? Klöptameni bunlar. Evet, hırsızlık hastası çalmadan duramazlar. Osmanlı da bu hususta çalardı da kalpleri çalardı. Gönülleri çalardı. Nerede o baba yiğitler şimdi? Gönülleri çalacak. İşte Türk asıllı denmesinin ana sebebi kısaca söylüyorum. 1900 yıllardan itibaren hep Türk ortaya getirdi. Osmanlı Devleti'ni parçalamak için. Ve işte biz de şimdi memleketimiz içindeki Türk'ten başka şeyler dediğimiz insanların başkaları tarafından kandırılmaya çalıştığını görüyoruz. Onlar için aman ya etmeyin, eylemeyin, biz bin yıldır beraberiz kardeşim. Hiçbir sizi ayırdık mı ki şimdi ayıracağız diyoruz. Onlar da Allah razı olsun aklı başında olanları, inançlı olanları bu işe hiç hayır demiyorlar. Ama onların hakkını koruyormuş gibi yapıp da esas onları böyle ellerini alıp da idare etmeye başlayıp onları preslere sıkıp da kanlarını böyle tenikelere doldurmak isteyenler biz sizin davanızı, biz sizin hakkınızı koruyoruz diyorlar. Babası Emir yani kumandandı. Muhammed Emir Muhammed dedesi İbrahim efendi. Babası demek ki İbrahim ismini ne yapmış? Dedesinin ismi olarak seçmiş. Ona bir şey yani bağlılığının bir işaret olarak koymuş. Bu sülalenin bu sayılan dede baba ve oğul İbrahim Gülşen'i Hazretleri'nin hepsi alim ve fazıl insanlardı. Aile evladını yetiştirmiş. İhtimal ki dedesi olan İbrahim Efendi de onun babası ve dedesi yetiştirmiştir. Dedesi İbrahim Efendi'nin Tekkül Muğlak adlı Kıymetli bir fıkıh kitabı vardı. Fıkıh kitabı yazdı. Fıkıh demek, bugün bakmayın bazı din adamı gören kimselere fıkıh falan dedin ama ya bırak ya dini zorlaştırmışlar insanlara kaçırmak istiyorlar. Ya arkadaş, sen bunu böyle söylüyorsun ama gençlik 72 saat süren festivallerde ne yaptığını bilemiyor ya. Hangi zorluktan bahsediyorsun ya? İnsan gibi yaşamayı anlatmışlar fıkıhla. Fıkhın temellerinden biri temizliktir. El nezafetü minel iman hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor hadis-i şerif o demek. Hubbu vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Bu sözün ne zararı var? Bu hadis-i şerifi alıp da tefsir edip bu hadis-i şerif üzerine çeşitli misallerle yazılan bir kitabın ne zararı var? Temizliğin imandan geldiğini anlatan hadis-i şerifin ne zararı var? Bugün birçok hastalıklar temizliğe riayet etmeyen topraklarda çıkıyor. Orada çıktığı gibi de oralara giden insanlara bulaşıp başka topraklara da geliyor. Bu mu zorlaştırdığı yani fıkıh adamlarının. Aman üzeriniz temiz olsun. Şu kadar bir şey bulaşırsa, şu kadar gram, şu kadar dirhem namazınız olmaz demek. Ne kadar güzel bir terbiyedir ya. Bugün demiyor mu doktorlarımız? Aman ellerinizi yıkayın. Mutlaka bir şey yemeden önce ellerinizi yıkayın. Bir şey yedikten sonra da ellerinizi yıkayın demiyor mu efendim? Dinimizde de yemekten önce el yıkamak sünnet seniye değil mi? Yemekten sonra yıkamak. Peki bunu insanlar otursalar da camilerdeki görevliler fıkıh olarak bunları anlatsalar. Oturduğunuz yer temiz olacak. Yürüdüğünüz yer temiz olacak. Yürüdüğünüz yer pisse üzerinize bir şey sıçramayacak tedbir almak. Fıkıh bu ya. Yani bizim dünyevi hayatımızı da fıkı öğrenesek düzene sokuyor. Nelerin haram olduğunu fıkı anlatıyor. Şimdi sen alkolün, içkinin, şarabın haram olduğunu. Ya bira o ya birada bir şey yok ya çok az bir alkol o şey değil. O idare eder ya. Yani insanı sarhoş etmiyor. Yani Allah'tan korkar insan ya. Fıkıh hayatın temel taşlarından birisidir. Önemli bir temel taştır efendim. İmanın hemen akabinde fıkıh öğrenmek mecburiyetimiz var. İşte bu zaatta Dede İbrahim Efendi de yani Gülşeni Hazretleri'nin dedesi de çok kıymetli bir kitap yazdı fıkıh kitabı. Küçük yaştan itibaren İbrahim Efendi yetim kaldı. Babasını kaybetti. Evet. Babası kumandan Muhammed Efendi ihtimal ki bir çatışmada, bir savaşta şehit oldu. Allah kanı rahmet eylesin. Amcası Seyit Ali tahsil ettirdi. Yani amcalar sahip çıkardı efendim. Şimdi bakıyorsunuz amcalar yeğenleriyle silahlı çatışmaya giriyor. Birbirlerini öldürüyorlar ya. Amca baba yarısıdır. Amca vefat ettiği zaman çocuklarının bakımını, kendi ekonomik durumu ne kadar zayıf olursa olsun amca üstlenir, dayı üstlenir hala teyze üstlenirdi ya aman boylu bükük kalmasın aman yetimi yetimi gözetmek, yetime hizmet etmek çok sevap, fıkıh bunu da öğretiyor yetimin başını okşamak öksüzün başını okşamak yetim kaldı Amcası iyi bir tahsil hayatı ona sundu. Temel ilimleri öğrendi İbrahim Gülşeni Hazretleri. Sonra tefsir ilmini öğrendi. Hadis-i şerif ilmini ve fıkıh ilmini öğrendi. Dini ilimlerde ana branşlar halinde efendim. Bir dahiliye doktoru diyorsunuz. Dahiliyenin kaç tane kolu var? gastrosu var, kardiyolojisi var, var oğlu var. Evet. Birçok şehirleri gezdi. Nasibinde gezmek varmış efendim. Seyyah olmak varmış İbrahim Gülşehir Hazretleri. Tebriz'e geldi. O zamanlar Sultan Uzun Hasan'dı. Yani Fatih Sultan Mehmet Han devri. efendim Uzun Hasan ehli sünnetti. Safevi değil de Ak koyunu devletiydi onlar. Sünni. İbrahim Gülşeni Hazretleri Uzun Hasan'ın Kadıl Kudatı Kadıl Kudat Kadıların Kadısı Yani Osmanlı bunu Kadı asker yani asker yaptı biz onu kaz asker diyoruz ama aslı kadı asker, kadi asker. Mevlana Hasan ile tanıştı. Kadıların kadısı yani kazaskeri devlette padişahtan sonra şah'tan sonra Uzun Hasan orada İran şahı efendimizden sonra gelenlerden birisi vezirden sonra geliyor. Alim alimi tanır, alim alimin kıymetini bilir. Sözü icabı Mevlana Hasan onun cevherini keşfetti. O kadıl kudat olan, kazasker olan zat o beğendi. Tebriz'de kalırsanız dedi ona, teklif etti kalmayın. Size her kolaylığı sağlar. Hizmetinizi görmek isteriz. İnsanlarımıza faydalı olacağınıza ben inanıyorum. Burada insanlara hizmet edin. Her şeyiniz bana ait bugünkü şeyle. Bugün her şey dahil programları ne için? Otellerde seyahat için işte. O zaman bakın her şey dahil diyor. Ak koyunlu devletinin bir kaz askeri İbrahim Gülü Üşeni Hazretlerine her şey dahil kalın buradaki insanlara bol bol ilim öğretin diyor. Gülşin Hazretleri de kabul etti. Peki dedi. Niye? Peki demeyebilirdi, demeyebilirdi. Ama bu teklif kal senden biz derin derin laflarız ya sohbet ederiz falan filan benim de yerim sağlamlaşır değil. Kal bu insanların hatalarının düzeltmesini sağlayalım. Bu insanlar cehennem ateşinde yanmasın. Fıkı bilmeyen adam cehennem ateşine hazır olması lazım. Bugünkü din adamı olarak görevli olan ...kimselerde... cemaatinin ateşte yanmamasının telaşını çekmiyorlarsa ne yapayım ya laf dinlemiyor falan. Ne yapacaksın arkadaş? Alttan gireceksin, üstten çıkacaksın. O adamı ikna edeceksin. Senin görevin bu. E bunu yapmak için de bol kitap okumak lazım. E bol kitap okumaya da nereden fırsat bulalım canım? Herkesin işi var, gücü var diyeceksiniz. Ama din bir insanın ekmek kapısı, geçim kapısı halindeyse onun işi gücü başka şey değil. Rızk endişesi insanlar taşımaması lazım. Rızk endişesi ta taşıyan ekseriyette o endişe başına gelir. Ya Rabbi sen ben sizi yarattım. Rızk da ayırdım. Buyuruyorsunuz. Tamam. Ne gelirse bahtıma. Var mı öyle bir teslimiyet? Maalesef yok. Veya az. Uzun Hasan hükümdar, İran Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan hep benim yanımda bulunun dedi. İbrahim Gülşeni Hazretlerine. Evet. O da iyi niyetli. Kadır Kudat'ı da iyi niyetli. Aman ya bu sultana yaklaşır hükümdara yaklaşır. Sonra benim pabucum dama atılır. Şimdi öyle diyorlar ya efendim aman aa, aman o ismi meşhur etmeyin. Sonra o gelir tepemize dikilir. Sanki sen kalacaksın. Orada o gelmese sen kalacaksın. Bir gün bir rüzgar gelir nereden geldiğini de bilemezsin. Üf dedi mi gidersin. Ve ona nişancılık rütbesi verdi. Nışanca da denir buna. Nışancılık demek, padişahın yazdığı, yazmak istediği, yazacağı e, milletler arası, devletler arası meseleleri buna mülükname deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da mülükname yazan katipleri vardı. Devlet diliyle yazılacak o mülüknameler meliklere gönderilen şeyler yani hükümdarlara gönderilen şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altı melike mektup gönderdi. Öpüp tepesine koyan da vardı. Efendim hakaret edip çiğneyen de vardı. Çiğneyenler kısa sürede bu dünyadan göçüp gittiler. Tepesine koyanlar da çoğu öpüp tepesine koyanlar da çoğu İslam ile şeref oldu. İmansız gitmedi. Ötekiler ise imansız gittiler. Evet. Ve hem neşancılık yaptı hem de sohbetinde bulundu. Ama gene bugün de süremizi İbrahim Gülşen'i Hazreti'ni anlatırken tabii bir tek onu anlatamıyoruz. Bazen bazı usul ve esasları da sizlere bildirmem lazım. Canım bunu böyle anlatayım da ben size bir ansiklopedi okur gibi efendim bir ilim adamını anlatırsam onun kalplere işlemesi zor olur. Halbuki zamanın bazı sıkıntılarını da mecburen bir dil adamının yaptıklarını misal vererek anlatabilmek için de biraz açmak gerekiyor. İnşallah haftaya Gülşen Hazretleri'ne yine devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete <laughs>